Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Konumuz biliyorsunuz, Arap aileleri. Ali, biraz derdini anlatacağım. Aslında arkadaşlarımız tanıştıkları için İşte biliyorsunuz bir Sünni kesim var, Şiiler var, Aleviler var falan filan ve Sünni kesim kendisini Ortodoks İslam olarak adlandırıyor. Yani doğru İslam, tam doğru ana akım, ana yol İslam olarak adlandırır. Halbuki şeye baktığımız zaman, fiiliyata baktığımız zaman Arap Alevileri tam tersi kendilerini İslam'ın merkezinde görürler. Ve diğer mezheplerinde aslında yanlış bir takım yorumlamalara girdiklerini iddia ederler. Peygamberin kendi hevasından konuşmadığı, yani kafasından konuşmadığı ve dolayısıyla Allah'ın emrini yerine getirdiği ayetiyle birlikte söylediklerine ve fiiliyatına baktığımız zaman ömrü boyunca Hz. Muhammed'in aslında hem bir yandan işte Allah'ı ve dinini ve Kur'an'ı anlatmaya çalıştığını görüyoruz. Kur'an'daki ayetler doğrultusunda tabii bir insanları aydınlatmaya çalıştığını görüyoruz din konusunda. Ama diğer yandan çok çok önemli bir şekilde ve ilk aşamalardan itibaren Hz. Ali üzerinde titrediğini ve onu kendisinden sonra vasi olarak bıraktığını görüyoruz. Yüzyıllar boyunca katliamlara uğramış olmalarına rağmen, dağlarda yaşamış olmalarına rağmen ki çok çok önemli katliamlar geçirmişler. Yani tarihte muhtemelen bu tebrik kardeşim ona değinecektir. Buna rağmen kendi kültürlerini koruyabilmiş olan insanlardır. İnsanlar şunu göz ardı ediyorlar. Bütün dinlerin aslında gizli tarafları vardır. Sünniliğin de gizli tarafları vardır. Ama bunlar yalandır, yanlıştır anlamında söylemiyorum. Yani bir şeyin gizli olmasıyla yanlış olması ayrı şeyler. Ve bütün dinlerde batıni bir taraf vardır ve Alevilerin de batıni bir tarafı vardır. Ama bu Alevilerin batıni tarafı hiçbir zaman işte Ali'nin tanrılaştırılması, yok ben işte Ali'nin uçması, Ali'nin hoplaması, zıplaması falan filan değildir. Fakat felsefi bir tutum olarak, felsefi bir tutum olarak insanı en üstün tuttukları için Aleviler ve yaratılmışların işte şeyi olarak en üstünü olarak aynı zamanda bu insanlık tarihi içerisinde de gelmiş geçmiş en önemli en işte ne diyeceğim peygamber bizatihi peygamber tarafından vitrine çıkartılmış olan insanlara tavsiye edilmiş olan kişi olduğu için Ali'yi üstün tutarlar. Normal bir şekilde Kur'an'ı esas alan, Hz. Muhammed'i esas alan ve Hz. Ali'yi esas alan ve onların öğretilerini, imamlar öğretilerini esas alan bir dini anlayışı vardır Arap Alevilerinin. Dolayısıyla İslam içerisinde kendilerini asıl Ortodoks olarak kendileri görürler ve derler ki biz İslam'ın merkezindeyiz. Aslında diğerleri ara sokaklardır, ana cadde biziz. Ve gerçekten de şeye baktığınız zaman tarihsel hani hadislere, Kur'an'a, bu konuyla ilgili tartışmalara ve yorumlara baktığınız zaman bunun doğru olduğunu görürsünüz. Bir kere orucu mesela doğru tutarlar. Yani oruç işte şeydir, İslam içerisinde var mıdır, yok mudur? Böyle bir tartışma yok zaten. Kur'an'da emrediyor. Yani اَيَّمِ الْمَعْرُدَاتِ diye فَمَنْ يَشَرْ مِلْكُمْ الْشَهْرُ فَلْيَسُمْهُ diye bir ayet var. Yani tam olarak ayeti okuyamadım ama böyle bir ayet var ve dolayısıyla Kur'an'ın emridir. Dolayısıyla İslam'ın emridir oruç. Şimdi Anadolu Alevileri mesela bu orucu kabul etmiyorlar. Fakat Arap Alevileri bu orucu kabul ediyorlar. Ve bunu zaten imamlarla tutmuştur, Ali de tutmuştur. Dolayısıyla da Arap Aleviliğinde oruç var mıdır yok mudur tartışması böyle bir şey olmaması gerekiyor aslında. Arap Aleviliği içerisinde oruç vardır. Namaz var mıdır? Evet vardır. Bu da Caferi esaslara göre kılınır bu namaz. Yani Cafer-i Sadık'ın ortaya koymuş olduğu bir namaz şekli vardır ki bu namaz şekli çok anormal bir namaz şekli de değildir.
Cenaze namazı var mıdır? Evet var. Yani Sünnilerle aradaki tek fark, birisinin selam olarak dediğimiz elleri açık kılık şey yapması, birisinde elleri bu şekilde tutmasıdır. Doğru yol bizim olmasına rağmen doğru yolun çok doğru bir şekilde çocuklara çocukken verilmesi gerektiğini ve bu çocuktan itibaren gerek ilkokula gittiği zaman, toplumun her alanında olduğu zaman eğitimli, bilgili, bilinçli, kendini savunabilen, dinini çok iyi anlatabilen bir toplum olmasını arzuluyorum. Ve bununla ilgili de Antakya Kültürü Tanıtma ve Yaşatma Derneği'ni kurduk. Herkesi elimizden geldiği kadar gerek maddi, gerek manevi bir şekilde Alevi toplumuna katkı sunacak bir çaba göstermesi için söylemlerde bulunuyoruz. Hatay'da 72 milletin yaşadığı, dünyada emsali olmayan bir Alevi kültürü var. Bütün dinler arasında çok güzel bir yaşama şekli var. Dolayısıyla bu yaşama şeklini bizim gerek Türkiye Cumhuriyeti'ne, gerekse dünyaya rol model olacak şekilde yapabileceğimize inanıyorum. Ama bu ancak herkesin çabası, gayreti ve bilgisini paylaşmasıyla oluşabilir. Şimdi ben bakıyorum, gerek bizim Hataylı Alevi hocalarımıza, şehirlerimize, yeteri kadar bütün çocukları toplayıp bu bilgiler verilmediği için temel çok iyi bir şekilde oluşmuyor. Temel çok iyi bir şekilde oluşmadığından dolayı üzerine bina doğru bir şekilde bina edilmiyor. Yani gençlerde bir kayma oluyor. Ve o kayma bizlerin her geçen gün biraz daha asimile olmamıza sebep veriyor. Kimliksel olarak Arap Aleviler Arap'tır. Alevilerin ataları 7 büyük göç yaşamışlardır. Birincisi Hazreti İsa, Hazreti Muhammed öncesi dönemdir. Hazreti Muhammed sonrası dönemde 636 yılında göç etmişlerdir. Ensar ismiyle anılırlar ve genelde uçlara gitmişlerdir İslam'ı yaymak adına. Sakın buradan fetih, gasp, enfal anlaşılmasın. Alevilikte böyle bir cihat anlayışı yoktur. Bunu birazdan açıklayacağız. İslam fetihleri döneminde Arap olmayan Müslümanların zulümlerinden dolayı 13. yüzyılda Emir Hasan bin Mezun Es-Sincari döneminde 1305'ten sonra Kisrevanilerin saldırılarından dolayı, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in katliamlarından dolayı göç etmek zorunda kalmışlardır. Memlük Sultanları döneminde Lübnan'dan, Kirevan dağlarından sürülüyorlar. Özellikle Kirevanlar Şii kökenliydi. Bunları katletmek için Memlükler devreye giriyor. Valiler orayı boşaltıyor. Ancak şu an Lübnan'da Akkar, Trablus ve Beyrut'ta olmak üzere toplamda 200 bin Alevi hala mevcut. Bunların çoğu Alevi dağları dediğimiz bölgeye, Mersin'den Akkar bölgesine, yani Tartus'un sonuna doğru olan bölgeye göç etmişlerdir. Göç etmek zorunda kalmışlardır. 1860 sonrası 1950'lere kadar süren göç ise yine Osmanlı zulmünden göç etme, Latin Amerika yoğun olarak göçler yaşanmıştır. Alevilik nedir? Alevilik Hazreti Ali'yi sevmektir, Hazreti Ehl-i Beytine bağlı olmaktır ve bu yolda yürümektir. Bu şekilde bunu ifade etmek en anlamlı tanım olacaktır. Alevilerin din kavramı tevhid, ödül, ceza, hüküm, itaat, adalet, imamet üzerine kuruludur. Tarihte özgün uygarlıklar içinde yerini alacak olan bir uygarlığın yaratılması algısı da Alevilere göre Gadir Hum mesajıyla ortaya çıkmıştır. Çünkü Gadir Hum, geçmişin İslam'dan önceki, az önce ifade ettiğimiz Hazreti Şibli, Hazreti Yusuf'un, Hazreti
tüm bu bahsettiğimiz peygamberlerin Hazreti Ali'ye gelip orada tüm vasıfların orada birleşmesiyle yeni bir uygarlık sürecinin başladığının işareti algısı mevcuttur. Alevilik, Kitabullah, Kur'an, Sünnet-i Resul, Ehl-i Beyt-i Masumi, Hüccet-i Akıl, akıl üzerinde şekillenir. Din insan için vardır. İnsan din için yoktur. Din insanın hizmeti için indirilmiştir. İslam'ın temelini oluşturan ilk ayet İkra. İkra bismi rabbikellezî halak. İkra, oku diyor. Bu ne demektir? Okuyun, öğrenin. Bilimin, aklın, eğitimin peşine düşün. Yobazlığın değil, gericiliğin değil. Alevinin esası bunun üzerine kuruldu. Bunun Alevilikteki karşılığı nefis teskiyesidir. Din ahlaktır. Bunun Anadolu Alevilerindeki karşılığı eline, beline, diline hakim ol demektir. Din ahlaktır. Önce ahlaktır, sonra ahlaktır, sonra ahlaktır. Sonra imandır. Sonra ibadettir. Eğer önce ibadet olursa bu şekillerin dini olur ve bugün hüküm süren İslam şekillerin dinidir. Bununla IŞİD türü bir sürü örgüt ortaya çıkar, insanlar keser, katleder, tecavüz eder. İslam tarihinde buna benzer çok örnekler vardır. Abbasiler, Emeviler, Osmanlılar, Selçuklular, IŞİD hepsi aynı familyanın ürünüdür bu boyutuyla. Evrensel varoluşun öz ve biçim algısı, tecelli, akıl his, akıl gök yer, bedende oluş üzerine kuruludur. Alevilerin simgelerle tanımladığı bir veri olarak yerini alır. Bu kapsamda Alevilerin din ferah, din yaşamdır esası üzerine akidesi oluşmuştur. Bu da Kur'an'daki karşılaşıdır. Ben sizi yaşam için yarattım ancak sizler şehvetinizle ölümü seçiyorsunuz algısı içindeki insan merkezli söylemi kabul eder. Din yaşamdır. Gericilik, yobazlık, katil kültürü, öldürme kültürü üzerinde kurulu değildir. Bu din değildir. İslam'ın Kadirhun mesajının imana, velayete evrildiği, imamiyetin Ehl-i Beyt'e Allah'ın emri olarak verildiği ve yedi kubbe anlayışıyla insanlık mirasının bir bütün olarak vücut bulduğu yerdir Kadirhun algısı. Dastur algısı, aklın kabul etmediğini, aklınsız geçimden geçirmediğiniz şeyi kabul etmeyin. Kur'an'da savunma savaşı vardır, işgal yoktur. Ele geçirmek, saldırmak, enfal, birilerinin malına zorla el koymak yoktur. Çünkü İslam'da ve Alevilikte birilerinin kendilerine göre İslam'ı ve Kur'an'ı tefsir etmeleri kabul edilemez ve bu lanetlenmiştir. Kur'an'da da mevcuttur. Alevilikte nefisle cihad olur, ilimle cihad olur, malla cihad olur. Cihad kılıçla öldürmekle olmaz. Kur'an'da cennet ayetleri eşitlikçi, sınıfsız, sömürsüz bir dünya algısı içindedir. Dolayısıyla can törenlerinde Aleviler yanına geldiği zaman herkes eşit olur ve herkes birbirine ona göre selamlar. İmamiye algısı, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve Ehl-i Beyt'im. Onlara tutunduğunuzda benden sonra asla yoldan çıkmazsınız. Aleviler bunun üzerine algılarını kurmuşlardır. Zahir batın meselesi tüm dinlerde vardır. Ben Arap Hristiyanlar kitabını yazdım. Arap Hristiyanlarla iki sene yan yana kaldım. Vaktizin sırrı var. Rahip takdisin sırrı var. Musevilikte de aynı şey var. Alevilikte de var. Dolayısıyla bu mahremdir. Her dinde olduğu gibi bu mahrem bir tarafta kalır. Aleviliğin ibadet algısı ilaha duyulan sevgi üzerine kurulur. Korku üzerine kurulur değildir. Bu Yavuz'un Alevi din adamlarını kaza oturtmasından biliyoruz. Alevilik genelde aksi olmuştur, iktidara karşı koymuştur. Bundan dolayı da sözümü Palmira Kraliçesi Zenubiye'nin sözüyle bitirmek istiyorum. Palmira Kraliçesi Tedmur, Suriye'nin Tedmur yönetiminden hüküm sürüyordu. Antakya Mersin'e kadar hüküm sürüyordu ve Romalılar orayı işgal ettiği zaman onu esir alıyorlar ve Roma'ya götürüyorlar, zincirlere bağlıyorlar ve söylediği söz şuydu. Elbet bir gün
güç uygarlığına karşı uygarlığın gücü zafer kazanacaktır. Bugün de küresel çapta demokratik, özgür, eşit, adil, halkların eşitliğini esas alan bir dünyayı arzuluyoruz ve bu ütopyayı düşünüyoruz ve bundan taraf olduğumuzu söylüyorum.